Hocam ya ne anlatıyorsunuz ya ne anlatıyorsunuz abi ya? E ee, burada hemen golün ardından bir 3-5 dakika sonra Freddy burada iyi top yaptı Antalya takımı. Şurada bir at, şeyde bakalım. Hatta bakarız birazdan. Şurada bir dursana. Bir dakika bir, bir başına alsana Tolga. Bunun başına değil ya hattın başına. Çok güzel bir top atıyor. Çok. Evet. Acele etmese gol yapar. Olsaydı var mı ediyor. diye bakıyorum ama buradan kestirmek çok zor. Biraz evet. Masuaku şu kim? Masuaku değil mi şu? Evet. Nereye gitti? Yani gidecek? çizgiye bakılır gibime geliyor. Yani zor pozisyon ama... Sanki sanki değil beyazı gibi. daha yakın gibi ceza alanı çizgisine. Evet. Sanki. Sanki beyazlı olsaydı bozuyor gibi. Evet sanki öyle. gibi evet. Ama yine de hatta bakılırdı daha yakın gibi. Bak yakınlaştırdım mı görüntü biraz farklılaşıyor. E işte, evet. Buradan farklılaşıyor o Şeyi ee, perspektifi hakem kaybediyoruz. De, hakem de sanki yerinde bayrağa bakıyorum. Perspektifi kaybediyoruz öteki türlü. Peki bu... Devam ederdi çok iyi pas vermiş yalnız. Yani göstere göstere atmış evet, topu. geliyor buradan. Şimdi burada kaleye vurması. Ayak dışı yapmak istiyor yapamıyor. Ayak Onu dışı. Valencia yapmıştı hatırlıyor musun? Evet hocam? ayak dışı. Ayak dışı yapmak istiyor yapamıyor. Çünkü diğer tarafı Mert kapatmış. Biraz daha sola çekip Mert'in sola yandan yapabilirmiş. Ve gitmiş. Evet geçelim. Evet iyi pozisyondu bu Antalya adına. İki fark farklı başka bir şey olabilirdi. Şimdi hocam senin dediğin şeye geldik. Evet. Burada izleyenlerimiz Antalya Sporlu oyuncuların ayaklarına baksınlar. Yani, beyazlara bakın, kırmızılara bakın. Şimdi bir duralım. Ya Allah aşkına, şimdi gelsin top yavaş yavaş. Ceza sahasında ayağı havada olan kırmızılı oyuncu yok. Savunma oyuncusu yok. Bak şu oyuncu. Abu Bakar'la oynayan oyuncu bak birbirlerinden kucaklaşıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Kucaklaşıyorlar. Burada kucaklaşırken Abu Bakar bir adım geriye kaçıyor. Kalkıp vuruyor. Ya. Madem kucaklaşıyorsun vedalaşma. Bir de Madem kucaklaşıyorsun vedalaşma. Bir de eğiliyor meyiliyor bir şey Vedalaşırsan... yapıyor. Sanki bana faal yapıyorlar. Vedalaşırsan faal böyle, adamı öperler işte. Golü, golü yapıştırırlar. Vedalaşırsan. Çok güzel bir kaba topu. Çok da fazla yükselmiyor ha. Hiçbir şey yapmıyor hocam ya. Böyle sağlam hafif, çıkıyor. Hafif şöyle yapıyor. Ayağının sağlam çıkıyor. Tam sağlam böyle. Çıkıyor. Bak, şut Saat gibi vuruyor. Alnının, çatısıyla vuruyor. Alnının ortasıyla vuruyor. Güzel gol. Çok iyi bırakmış köşeye. E bu savunmaya bu ceza kesilir hocam. Kesilir i̇şte hocam. Bu savunmaya bu ceza kesilir. Abu Bakar da o cezayı kesiyor. Çok güzel. Köşeyi de görmüş. Altı pasın dibi zaten. Evet. Peki burada 1-1 oldu skor efendim. Dakika kaç? Dakika 50 kaçtı? Hayır deminki 53-54. Tabii. Şimdi şeyde yorgunluk başlıyor Antalya'da. Oralarda başlıyor tabii. Şimdi ne diyoruz aşağıda seyrederken? Gol olacak ama sanki Beşiktaş'ın atma şansı daha fazla. Antalya kontrataklan atabilir diyoruz. Evet. O sırada Beşiktaş oyuncu değişikliğini falan yapıyor o karanbolda. 3 dakika 5 dakika sonra. Fakat Antalya yapamıyor bir türlü. Yapamıyor. Ve devam ediyorlar. Devam edelim. 61'de 62'de bu kafa vuruşu Veysel'den. Ee, burada Mert belki de tek hatası bu maçta. Kötü çıkmış. Ama kafayı vuran da dağınık kurmuş abi. Dağınık vuruyor. Yani e, karambol kafası hocam bu. Yok. Defans kafası. Uzaklaştırma kafası. Gol atma kafası Burada değil. da Beşiktaş savunmasının vurdurmaması lazım yine de bu kafayı. Ama hani Veysel de kaleyi gözeterek vurmamış bu kafayı. Can Avli ile vurmuş. Evet. Devam edelim. Masuak, he, bu kritik bir pozisyon hocam. Dakika 73-1-1 burada. Abubakar Ömer. Ömer değil mi o? Evet. Ömer-Abu Bakar mücadelesi. Hocam pozisyon bu farklı açılardan. Tekrar tekrar görüyoruz. Masuak orta. Şimdi. Kırmızılı oyuncu bir hareket yapıyor arkadan. Beşiktaş'lı oyuncu ama şöyle geri gel. Geri gel arkadan arkadan göstermede geri gel. Evet. Yavaş yavaş geri gel. Yavaş yavaş geri gel. Gel. Gel geri. Gel. Gel geri. Şimdi kırmızılı oyuncu pozisyonu hissediyor. Evet. Şey beyazlı oyuncu bak. Geliyor. <laughs> Devam et yavaş. <laughs> yavaş git. Yavaş git. Şurada hafif bir böyle bir yükleme yapıyor. Ama dur burada. Hocam yüklemeyi yaptığı anda. Ayaklar nerede? Ayaklar yerde. He. Yüklemeyi yaptığı yerde ayaklar yerde. Eğer havada bu yüklemeyi yapsa düdük çalmalı O zaman değil değişik mi? olur pozisyon. Ayaklar yerde. Çünkü aya havada olduğu anda dokundu mu gidiyor adam dağılıyor. Şimdi bu pozisyonu görünce hangi pozisyonu hatırlıyorsun? İrfan Can pozisyonu. E, getirelim. İrfan Can pozisyonunu getirelim. Ankara Gücü maçı değil mi? Evet evet. Evet Ankara Gücü maçı. Hemen hemen daha arkada biraz. O biraz daha şurada. Yakın yerler, yakın pozisyonlar. Şimdi Abu Bakar ya fizikli adamsın. Ümürlüğün hocam ya. ayağı havada olsa ama bunlara sığınma. Bu hareketten sonra kendini hop atıyor. Hop atıyor teması hisseden. hissedince. Ha, penaltı. Ha Abu Bakar'a şunu verip Abu Bakar. Bu penaltıyı senin aleyhine verirlerse kabul edeceksen bu penaltıyı sana lehine vereyim. Bu pozisyondaki pozisyondaki penaltıyı senin aleyhine verirsem senin takımının evet dersen senin lehine vereyim. O kadar basit. Aynen hani Ankara gücü maçında o pozisyon o penaltı geldi hocam. Evet. Evet. Baba bak şey. Evet. Buyur. Buyur abi. Buyur abi. İşte aynı olay ya. Alın abi alın. Alın. Devam edelim. Ondan sonra da inanamıyorum ya çıkıyorlar Hı. abi koca koca adamlar. Ya hatalar hep bizim aleyhimize yapılıyor. Hiç lehinize yapılmıyor abi. Hiç hep aleyhinize. Devam edelim. Devam. Abu penaltı beklediği pozisyon için penaltı yok dedi hoca ve bakılması gereken yerde beyazlı oyuncunun ayağı havada olsa o zaman farklı bir değerlendirme yapılabilir evet. dedik. Ya, ayağı yerdeyken o şarj penaltı gerektirmez diye de açıklama yaptı Erman hoca. Dolayısıyla pozisyonu bu şekilde açıkladık. Devam. Bu arada Beşiktaş bastırmaya başlıyor artık. Tabii buralarda artık daha Oyuncu değişiklikleri ha, şu var. Şu yalnız çok iyi bir pozisyondu. İkinci yerde belki de bulduğu tek hani etkili net pozisyon buydu evet. diyebilirim. Belki bir tane daha var. de net diyor ama. Neyse. Hocam, Hocam i̇yi vursa belki yapabilir. İyi vursan 18 çizgisindesin ya. Kötü vurmuş. Yani görüyorsun kaleyi. Neredeyse cepheden hafif sol ama kocaman Yerden kale var. Yerden sert duracaksın abi. Yerden sert duracaksın olursa olur. Tabii. Uzak köşeye. Hikaye. Topun altına girmiş. Her şeyi yapmış gol olmaması için. Böyle pozisyonları her zaman Süredi. Büyük takıma karşı. Evet. Devam edelim. Peki devam ediyoruz.